günler değerli izleyenler. Satır başı programıyla karşınızdayız. Satır başında her gün farklı bir konu ve konukla beraber gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün koronavirüs gündemini konuşacağız programımızda. Aslında her gün farklı sektörler, farklı alanları konuşurken, aktarırken koronavirüs gündemiyle ilgili de sorularımız oluyordu. Ama bugün tam anlamıyla COVID-19'un hem Bursa içerisindeki tablosunu hem de Türkiye genelindeki tablosunu konuşacağız. Çok da değerli bir konuğum var stüdyomda. Bursa Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Alparslan Türkkan benimle beraber olacaklar. Başkanım, öncelikle yerimize hoş geldiniz diyerek başlayalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz kırmadığınız için bu gündem yoğunluğunda. Koronavirüs ve pandemi etkisinde hem dünya, Türkiye ve Bursa var şu anda. Biz de her konumuz aslında pandemiyle ilgili illaki bir soru soruyoruz ama bugün ana gündem maddemiz COVID-19. Özellikle ben Bursa ile başlamak istiyorum. Bursa gündemiyle. Şu andaki tablo içinde söylersiniz durum nedir? Nasıl bir giriş yaparsınız programa? İlk mesajlarınızla başlayalım efendim. Teşekkür ederim. 3 gün önce bakanımız geldi. Bursa'da durumun ciddi olduğunu, evet, sayının arttığını anlattı. Biz daha öncesinde de sayının arttığını, artacağını ve yaşadığımız o günlerin iyi günler olduğunu, gelecekte kötü günlerin beklediğini söyledik ve söyleye geldik. Bugün de aynı mesajı vereceğim. Bugünler iyi günlerimiz. Gelecekte eğer önlem alınmazsa, doğru bir mücadele sergilenmezse daha kötü günler göreceğiz gibi görünüyor. Bursa'daki artış gerçekten korkutucu. Hele Sayın Bakan'ın 3 kat arttığını söylemesi beni paniğe teşvik etti. Ben korktum bakanın açıklamasından. Çünkü şunu bilmiyorum. Acaba Bursa'daki hasta sayımız 10'du da 30'a mı çıktı? Yoksa 1000'di de 3000'e mi çıktı? Böyle bir veri yok elimizde. Sadece 3 kat arttığını biliyoruz. Ama ben sizin için bir takım görseller getirdim. Onları paylaşayım. Hazır, evet, Bursa'dan girmişken. Şimdi böyle bir sayı yok elimizde. Oran yok elimizde. Bu nedenle tam teşhisi koymak kolay değil Bursa'nın durumu ile ilgili. Biz daha çok şeyi kullanıyoruz. Hayat eve sığar uygulaması. Evet, bakanlıkta o uygulamayı öneriyor. Bakanlığın uygulaması. Onu biz izliyoruz. Belli mahalleleri ve ilçelerimizi belirledik. Onların üzerinden değerlendirme yapabiliyoruz böylelikle. Şimdi bakanımız 23'ünde geldi ve konuşmasında 2 kez atıfta bulundu. Bir ay öncesine göre dedi. Bir de geçen ayın ortaları dedi. Geçen ayın ortaları 15 Eylül gibi. Şuraya mı göstereyim? Evet, 15 gösterelim. Eylül'de yönetmenimizde görsellerde var zaten. Her bir kutu, gelecektir. Pardon. Her bir kutu bir ilçeyi ya da mahalleyi gösteriyor. Yani bakanımızın şu tarihten sonra artış başladı dediği tarih bu tarih. Evet, ekrana geliyor zaten. Evet. Şimdi hemen yanına bakanımızın konuştuğu hata olmuş. 23'ünde olması gerekiyordu, 25'i. Bakın bu da 25'i. Yani 15 ile 25'i arasında vaka sayısının 3 kat arttığını söyledi Sayın Bakanımız. Evet. Ekrana da geldi zaten. Şu anda dijital hali. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamda zaten kırmızı alanlardaki farkı hemen anlayabiliyoruz. Hemen anlayabiliyoruz tabii. Böyle bir artış var. Peki bir ay öncesi dediği tarihe bakarsak, ayın ortası değil de bir ay öncesine bakarsak, yani 25 Eylül ile 25 Ekim'i yan yana getirirsek, bir ayı karşılaştırırsak, görüntü böyle olur. Evet, bunu da gösterelim. Bakın artış var. Evet. 25 Eylül'den 25 Ekim'e ciddi bir artış var. Özellikle Bursa tablosu şunda, için evet, şu anda. Bursa'daki artışlar çok fazla. Peki bugünkü duruma bakalım. 25 Ekim kalsın, bir de bugüne bakalım. Bakan gittikten sonraki durumumuz. Görünmüyor herhalde şu anda. Evet, 25 Ekim'i verdik ve şu anda 27 Ekim'e baktığımızda yani 2 günlük süreçteki artış, evet, şu anda gözüküyor. Bu 2 gün önceki değişim, 2 gündeki değişim. Yani bakan gittikten sonraki değişime bakar mısınız? Çok ciddi büyük bir değişim var. Ciddi bir artış var. Bu hayat yani ele sığar uygulamasında. %50'nin üzerinde dahi diyebiliriz şu anda kaba bir tabirle baktığımızda, değil mi hocam? Evet. %50'den çok daha fazla. Fazlası 5 kat, 10 kat gibi ve görünüyor. Bu 2 günlük süreçte ne değiştiği belki de sormamız gerekiyor. Yani buradaki faktöriyeller ne diye sormamız gerekiyor. Yani bu anlamda işte yaz tatilleri bitti, okullarla ilgili önlemler var. Bu anlamda bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. İşle ilgili aslında bir vardiya sistemi ya da bir uygulama yok şu anda Bursa'da. O 2 günlük süreç içerisinde ciddi bir fark
fark var. Yani bir altyapı bu anlamda virüsün bulaşma hızıyla ilgili belki de baktığımızda bir durum gerçekleşmiş ve şu anda yansımalarını görüyoruz bu iki gün içerisinde biz Bursa özeli için. Ki bu verileri herkes kendi cep telefonlarını Hayat Hevesi ara indirdiklerinde görebilirler. Şu anda bizim için çıkardınız siz bu tabloları. Peki siz ne görüyorsunuz bu varyasyon olarak buradaki etkenler ne olabilir? Ciddi bir rehavete kapılmış durumda mıyız? Bunu da sormak istiyoruz. Çünkü her sabah kalkıyoruz, bizler de işimize geliyoruz. İş hayatı devam ediyor. Bunun önüne geçirebilecek bir durumdan bahsetmiyoruz. Fakat önlemlerimizi alıyor muyuz? Yani sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Ben hemen bu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi gerçekten bilimin gösterdiği, söylediği doğrular. Önlemler uygulanmış olsaydı bugün bu tabloyu yaşamazdık. Yönetsel olarak da daha ciddi bir önlem getirilseydi toplumsal yaşamımıza bu tabloyu görmemiş olurduk. Bu tabloya niye geldik? Onu bilebilmemiz için gene değişkenlerden bahsettiniz. Değişkenleri biliyor olmamız lazım. Bizim elimizde bir takım doneler olmalı. Örneğin yer, kişi, zaman. Bu üç değişken bizim için çok önemli. Kimler hasta? Cinsiyeti ne hasta olanların? Eğitimleri nedir? Gelir durumları nedir? Nerede yaşıyorlar? Yer. Hangi coğrafyada yaşıyorlar? Ve zaman. Hangi zamanda hastalandılar? Ne zaman iyileştiler? Bu üç değişken bizim için çok önemli. Bu üç değişkeni bırakın. Biz Bursa'da kaç vaka olduğunu bilmiyoruz. Bu değişkenler eğer bizim halk sağlıkçıların bu alanda çalışmış insanların önüne konuluyor olsa biz çok net bir şekilde bulaşın neden arttığını, bu sayının neden arttığını ve ne tür önlemler getirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu tablo içerisinde Bursa'nın ilçelerine bakıldığında Yıldırım'da bir yoğunluk olduğu konuşuluyor. Bunun devamında işte İnegöl ya da Gürsu ilçeleri içerisinde bir yoğunluk olduğu konuşuluyor. Biz zaten uygulamaya girdiğimizde kendi evimizin bulunduğu noktada çok rahatlıkla bunu görebiliriz. Yani Yıldırım ilçesinde yaşayanlar muhtemelen kendi evlerindeki kırmızı tabloyu ve o riskli bölümü göreceklerdir. Buna bağlı olarak da şu soruyu sormak istiyorum. Önlemlerimizi alıyor muyuz, almıyor muyuz tartışılır durumda şu anda. İlk etapta, ilk günlere baktığımızda virüsle ilgili önlemleri aldığımızda bunun yetebileceği de konuşuluyordu. Fakat öyle bir duruma geldik ki virüs mutasyona uğradı mı, uğramadı mı sorusu da var. Hızlı bir şekilde yayılıyor haberi var dünyada da özellikle raporlama içerisinde. Şu anda ikinci dalga konuşulmuyor başkanım. Yani Türkiye evet bir pik durumunda ama hani birinci dalganın ikinci piki diyoruz biz. Dünya bir ikinci dalgayla karşılaşacak mıdır? Özellikle bunu da sormak istiyorum. Yani bir bu anlamda tıp hekimi olarak da bunun için ne söylersiniz? Her gün aktif olarak içerisindesiniz çünkü COVID-19 ile ilgili öngörünüz nedir? Bunu da sormak isterim. En azından belki akademik olarak da bir bakış açısı getireceksinizdir. Kötü bir haber vereyim o zaman. İkinci dalgayı yaşayan dünyada ülkeler var ve ikinci dalgalar birinci dalgadan çok daha şiddetli geldi onlarda. Biz daha birinci dalgayı atlatamadık. Birinci dalgayı atlattıktan sonra ikincinin gelmesini bekliyoruz tabii ki. Dünyadaki örneklerde dediğim gibi çok daha şiddetli, daha fazla vaka sayılarıyla geldi ikinci dalga. Şimdi sağlık tek başına, sağlık hizmeti sunumuyla ilgili bir şey değil. Bir sağlıkçıların bakışı bütüncüldür ve sağlığın sosyal belirleyenleri vardır. Yani sizin sağlığınızı belirleyen sosyal etmenler var. Mesela çok nettir dünyada bizim yayınlarımızda kullandığımız, aldığınız eğitim doğrudan etkiler. Sizin eğitiminiz çocuğunuzun sağlığını etkiler. Babanın çalıştığı iş ya da babanın sosyal sınıfı çocuğunun sağlığını etkiler. Çok ilginç çalışmalar var. Çocuğun kalp krizi geçirme riskini babanın işine bakarak saptayabiliyoruz. Annenin eğitimine bakarak saptayabiliyoruz. Sağlığın sosyal belirleyicileri hayatın her alanında insanın sağlığını etkiliyor. Bölgesel farklılıkların, bazı kentler arası ciddi farklılıkların ve ülkeler arası farklılıkların temel nedeni bu. Sağlığın sosyal belirleyicileri. Evet, bunu da vurgulayalım. Dediğiniz gibi birçok nedeni var ve nedenleri belirleyemiyoruz özellikle. Evet. Mesela çok net bir çalışma var. Çok eski bir çalışma, hala geçerli. İnsanların, toplumların sağlığını etkileyen etmenleri incelemişler ve sağlık hizmeti %16. Yani her mahallenin başına bir tıp fakültesi koysanız, içini doktor doldursanız, bütün imkanları sağlasanız toplumun sağlığı %15-16 civarında daha iyi olacak. Yaşam stili, yaşam şekli, eğitimi, geliri ve çevresel etmenler onun sağlığını çok etkiliyor. Türkiye geneline baktığımızda hocam işte özellikle İstanbul ve büyük şehirler için iç açıcı bir tablo olmadığını da söylüyor Sağlık Bakanımız özellikle açıklamalarında. Hatta yaptığı en son açıklamada İstanbul için COVID-19'un %40'ı burada, evlerinizden çıkmayın acil bir durum olmadığı sürece açıklaması var. Şimdi bununla ilgili ciddi anlamda bir kaygı taşımalı mıyız? Yani evet
verilen mesaj bu. Ya da bir sonraki aşamada büyük şehirler için bir takım kısıtlamalar bu anlamda bir önlem olabilir mi? Ya da ciddi bir bilinçle beraber mi olması gerekiyor bu önlemlerin? Bunu da sormak istiyorum. Şimdi bu şekilde rakamlarla değerlendirmek çok zor. Türkiye'deki vakaların %40'ı İstanbul'da olabilir zaten. 14-15 milyon nüfusu var. Evet. Tüm vakaların yüzde olarak olabilir. Ama nüfusunun ne kadarı COVID, bunu bilsek çok iyi olur. Belki de Türkiye'de İstanbul'dan çok daha kötü durumda iller, ilçeler var. Nüfusunun ne kadarı COVID'de yakalanmış, ne kadarı filyasyona tabi tutulmuş onu bilemiyoruz. Yani yüzde bir şey ifade etmiyor. Az önce örneğini verdim. 3 kat arttı. Kaçtan kaça 3 kat arttı? Evet, bilmiyoruz. Yani 10'dan 30'a arttıysa ben panik olmamalıyım ama 10 binden 30 bine arttıysa gerçekten korkutucu. Bir de şöyle bir tartışma gündeme geldi. Vaka sayısı, hasta sayısı, gerçek tablo açıklanmıyor. Neden açıklanmıyor başlığı geldi. Günlük koronavirüs tablosunu biz her akşam yayınlıyoruz ana haber bültenimizde de. Şu anda hatta benim önümde de duruyor. Dünün son 24 saatin 26 Ekim'in tablosu. Tablo içerisinde hasta sayısını görüyoruz biz. Bu hasta sayısı işte dün 2198 olarak kaydedildi. Peki evlerde bulunan vakalar da var. Şimdi bu anlamda gerçek tablo aslında rakamların daha büyük olduğunu görüyoruz ve bir tartışma da yaşandı. Bunun için ne söylersiniz? Ciddi anlamda Hayate ve Sahara aslında 2 günlük artışı bize çok rahatlıkla gösterdiniz ve vatandaşın sokakta konuştuğu sorulardan hatta sormak istediği sorulardan bir tanesi bunlar gerçek rakamlar mı? Başlığı da vardı. Tablo özellikle bugün çok da korkutmak amaçlı sormuyorum bu soruları ama rehavete kapılmayalım sorusunu da illa sormak istiyorum. Bunun için ne söylersiniz? Şimdi aslında benim aldığım eğitimde vaka ve hasta ayrımı yok. Ben onu anlamıyorum. Yani ne demek istediklerini bilmiyorum. Benim eğitimde öyle bir şey yok çünkü bizim için ikisi de aynı şey. Evet. Nasıl bir ayrım yaptılar? Siz vatandaş olarak anlayabildiniz mi? Belki kafanızda bir şeyler şekillenmiştir ama hiçbir hekim bunu anlamadı. Hiçbir sağlık çalışanı anlamadı. Bizim eğitimimizde ikisi aynı şey. Semptomlu hasta, çok kafamız karıştı bizim. O yüzden onlara yorum getirmek mümkün değil. Ama ben bilmek evet. istediğim şey şu. Gerçekten COVID hastasını bilmek istiyorum. PCR'ı pozitif olan. PCR'ı negatif ama tomografi çektiğimizde doğrudan COVID'i işaret eden, buzlu cam görüntüsü olan olgu sayısını bilmek istiyorum. Bir de ben semptomları olan, İkisi de negatif olabilir ama semptomları olan ve benim muayene ettiğimde şüpheleneceğim kişilerin sayısını bilmek istiyorum. Bunları bilmiyorum. Bir de şöyle bir tablodan da bahsedilir. Aslında verdiğiniz örnekte o var. Biz de hekimlerimizle yaptığımız görüşmelerde bilgi almak adına hiçbir semptomu yok. Hastanın başka bir ameliyata girecek hasta. Mecburen bir COVID-19 testi yapılıyor ve pozitif çıkıyor. Ama hiçbir semptomu yok. Evet. Bu da aslında hastalığın başka bir kulvarda da ilerlediğini gösterir mi bize? Aslında o dediğimiz bulaştırıcılık boyutunun esas yapan vakalar bunlar olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Olabilir. Şimdi bu hastalığın %80'i, hastalığa yakalananların %80'i semptomsuz. Bizim de başımıza geldi. Yurt dışına çıkmak için test yapılması gerekiyor. Test yaptırdı ve COVID olduğunu gördü. Test pozitif çıktı, yurt dışına çıkamadı. Hiçbir şikayet yok. Bazı hastalar, arkadaşlarımız, hocalarımız hatta hiçbir şikayetleri olmadan test yaptırdılar ve hasta oldukları çıktı ortaya. Hiçbir bulguları yok. İşte onlar hasta olduklarını düşünmedikleri ve hastalık bulguları sunmadıkları için toplumda yayılmayı arttırabiliyorlar. Bu yüzden aslında herkesin kendisini COVID'miş gibi düşünmesi lazım. Her birlikte olduğu insanı COVID'miş gibi düşünmesi lazım. Çok basit de önlemleri var 3 tane. Evet. Trafik lambalarımızda bile yazıyor artık. Onları uygulamak lazım. Rehavete 2 kere vurgu yaptınız. Evet, özellikle yaptım. Rehavete en azından kendi adımla bunu söyleyebilirim. Evet. Bir gazeteci olarak etrafımda bunu görebiliyorum. Bu rahatlığa kapıldığını görüyorum. Hatta bireysel olarak bazen biz bile kapılabiliyoruz. O yüzden bunu 3 kere söyledim. Rahatlığımızda bir değişme olduğunu düşünmüyorum. Hep rehavet için dedik çünkü baştan beri. Doğru bir tutum değil tabii. Yani sokaklarda da görüyoruz. Çalıştığımız alanlarda da görüyoruz. Gerçekten önlemlere uymayanlar çok fazla sayıda. Onları uyarmak gerekiyor. Herkesin dediğim gibi yanında olan insanı COVID'miş gibi düşünmesi, ona göre önlem alması şart. Ve sağlık çalışanları boyutunda bugün size soracağım. Bu konuyla ilgili de açıklamalarınız var. Röportajlarınızı da biz paylaştık. Evet. Özellikle sağlık çalışanlarının bu süreç içerisindeki hem koşulları şu anda evet bizler de belki savaş veriyoruz ya da COVID ile ilgili mücadele eden hastalarımız da veriyor ama en büyük kahramanlar sağlık çalışanları. A'dan
A'dan Z'ye bu yadsınamaz bir durum. Onların haklarının korunması şu anda onlar için öne çıkan birçok avantaj başlıkları var. Bunlar için de söylersiniz. Ciddi anlamda sağlık çalışanları bu süreçte en az öngörülen süre 1,5-2 yıl şu anda COVID-19'da ilgili bu süreç içerisinde bu savaşa devam edecekler. Hakları ve haklarının artırılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz başkanım? Şimdi gerçekten bu süreç içinde biz çok acılar çektik. Sağlık çalışanları çok ciddi özveriyle çalışıyorlar. Ve Türkiye eğer bir iyi bir yerdeyse onların sayesinde olduğuna inanıyorum. Sağdaki çalışanlar, hastanede çalışan arkadaşlarımız büyük acılarla süreci yürütmeye çalıştılar. Hiç unutmuyorum, eve gitmesi gerekiyor bebeğine süt emzirmesi için ama evde annesi var, yaşlı annesi var, hemşire hanım. Ağlamaya başladı, yapacak hiçbir şeysi yok. Bebeğini emzirmesi gerekiyor ama annesini koruması gerekiyor. Çaresizlik içinde çok sayıda otelde kalan çalışanımız oldu. Fakültede öyle. Çalışanlarımız hastanede konakladılar. Gerçekten büyük acılarla biz bu savaşa başladık. Sonra vatandaşlarımız bizi bakanımızın sınırladığı 3 günle alkışladılar. Çok keyifliydi o. Sonra bir pandemi ek ödeneğinden söz edildi. Sanıyorum 2 ay ek ödenek ödendi. Bir daha da ödenmedi. Sonra geçenlerde gene bir açıklama yapıldı. Aile hekimlerine yönelik olarak pandemi ek ödeneği verilecek diye. Geçenlerde dediğim bir ayı geçiyor. Henüz hiçbir ödenek yok. Basın aracılığıyla halkımız, doktorların, sağlık çalışanlarının, aile hekimlerinin ek ödenek aldığını zannediyor olabilir. Böyle bir ödenek yok şu anda. Yani ödenek yapılmıyor. Ve yıprandık. Tabii süreç hem bedensel hem zihinsel çok etkiliyor sağlık çalışanlarını, psikolojisini bozuyor insanların. Kesinlikle. Elinizde insanlar ölüyor ve çok kapalı ortamlarda çalışmak zorundasınız. O kıyafetlerle çalışmaya başlamanızla su içinde kalmanız yarım saat falan sürüyor. Nefes almakta çok güçlük çekiyorsunuz. Biz çift maskeyle çalışıyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşayarak sağlık hizmeti sunuyoruz ama yıprandı. Sağlık personeli yıprandı. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bu süreçte yöneticilerin çok akıllı davranması gerekiyor. Hizmetin sürdürülebilir olması çok önemli. Çünkü sağlık sistemleri dünyada standart bir hastalık durumuna göre kurulur. Yani hastaneler, kurumlar ona göre organize edilir. Böyle olağanüstü durumlar çok fazla göz önüne alınmaz. Hele böyle büyük salgınları karşılamak çok zor. Yani bütün dünya bu salgınla baş edebilmek için sağlık sistemini tekrar gözden geçirmek zorunda. Bütün dünya zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. Sağlık personeli de çok zorlanıyor. Daha iyi koşullarda çalışmayı hak ediyorlar. Özlük haklarını hak ediyorlar. Ama genelde özellikle hekim arkadaşlarımdan biliyorum moralleri çok bozuk. Motivasyona gerçekten ihtiyacı var sağlık personelinin. Bunu söyleyelim. Çünkü dediğiniz gibi ciddi bir savaş veriyorlar. Bu anlamda ilk etapta biz o manzaraları da paylaşıyorduk ve sosyal medyaya ciddi anlamda yansıyordu bu başlıklarda. En basitinden vatandaş oradan dahi görüyor ve biliyordu nasıl bir savaşla karşı karşıya kaldıklarının. Ama dediğiniz gibi bu anlamda ciddi bir yıpranma payları var. Bu payla beraber de bu desteklerin yapılması gerekiyor. Yapılmadıysa da hızlanması gerekiyor belki de. Dile getirmiş olalım biz de bunu tekrar. Bu soruyu sormayı mutlaka çünkü istiyordum. Gerçek anlamda bu destekler yerine geliyor mu? Evet, böyle bir söz verildi. Neden gelmiyor başlığı da var. Çünkü başka bir süreç bizi bekliyor. 1,5-2 yıl deniliyor. Şu andaki evet. İlk öngörü bu. Dünya üzerinde bu. Evet. Kaldı ki dünya COVID-19'da bizden önce savaşmaya başladıysa bu anlamda bizim önümüzde daha da uzun bir süreç olduğunu belki söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunu da sormak istiyorum. Bursa özelinde bir gündem yaratılmıştı. Çok kısa onu da soracağım aslında. Bununla da bir açıklık getirmiştiniz. Sağlık çalışanlarının ulaşımla ilgili ücretleri Bursa'da karşılanmıyor başlığı vardı. Bunun için de söylersiniz. Benim aklıma bir hekimin yaşadığı sorun geldi. Onu anlatayım sonra buyurun, geçeyim tabii zamanımız ki başkanım, varsa. Tabii ki var. Şimdi gerçekten ne kadar özveriyle çalışıldığını görülmesi açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sabaha kadar hastasıyla yoğun bir şekilde uğraşan bir hekim arkadaşımız. Hastaneyi söyleyemeyeceğim. Yorgunluktan COVID hastası. Hastasının odasında uyuyakalmış. Ve uykusu sırasında maskesini çıkarmış. Fark etmeden. Eyvah. Şu anda yatıyor. COVID hastası oldu kendisi. Gerçekten büyük bir özveri var yani.
Ulaşımla ilgili bütün kentlerde, büyük kentlerde, İstanbul, İzmir, Ankara'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. Hatta otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlandı. Bu Cumhurbaşkanımızın bir genelgesi doğrultusunda yapıldı. Evet. Yetkiyi Büyükşehir Belediye Başkanlarına vermişti genelgede. Bizde de Bursa'da da böyle bir süreç yaşandı. Ulaşım hizmetleri ücretsiz oldu sağlık çalışanları için. Sonra kesildi. Herhalde bir yanlışlık oldu. Biz uyarıda bulunduk. Diğer sendikadaki arkadaşlarımız uyarıda bulundu. Bu yanlıştan dönüldü. Teşekkür ediyoruz. Evet, bunu da bildirelim. Dile getirdiniz çünkü. O yüzden sormak istedim bunu da. Hatırlatmak istedik. Kamuoya da paylaşıldı bu durum. Şeyin de altını çizebilir miyim? Buyurun. Öğrencilerimiz, son sınıf öğrencileri, intern doktor diyebildiğimiz. Onlar da sosyal güvenlik şemsiyesi altındalar ve haçlık seviyesinde bir maaşları var. Sağlık çalışanıdır onlar. Umarım buradan bir mesaj olsun. Umarım bu ulaş bizim son sınıf öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım hakkı tanır. Evet. Buradan da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a da iletmiş olalım bu talebinizi. Evet. Bursa Tabipler Odası Başkanı olarak iletmiş olduğunuzu da söyleyelim. Neden olmasın? Bu anlamda dediğiniz gibi bir kere bununla ilgili bir yanlışlık olmuş olabilir, atlanmış olabilir. Evet. Bunu da dile getirelim. Bir talep olsun Satırbaşı programından efendim. Son sorum da şunun üzerine olacak. Bütün bunlar yaşanırken ciddi anlamda Bursa'nın da tablosu şu anda hiç iç açıcı değil. Hayat Evesi'nden da örnekler verdik bunun üzerine. Şehir şehir açıklanan bir tablo ve veri durumu yok maalesef ki Türkiye'de şu anda. Ve bu tablo içerisinde de il sağlık müdürleri bazında da değişiklikler yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürü de değişti şu anda. Bunun için ne söylersiniz? Yeni bir görev, yorgunluk başlığı mı denilebilir? Ya da ciddi anlamda Bursa şu anda risk altında, farklı bir operasyon mu gerçekleşecektir? Birçok soru sorulabilir bu konuyla ilgili. Sizin düşünceniz nedir hocam? Şimdi bir önceki ayrılan İl Sağlık Müdürü'ne teşekkür ediyoruz. Yeni gelene de başarılar diliyoruz. Evet. Umarız biz onunla iletişim kurabiliriz. Çünkü bir önceki İl Sağlık Müdürü'ne hiçbir şekilde ulaşamadık. Biliyorum ki basın mensupları da ulaşamıyorlardı. Gerçekten kendisi de yorulmuş olabilir. Bir takım davetlerimiz oluyordu kendisine. Evet. Ama dönüş alamadığımız dönüş oluyordu. Bunu rahatlıkla bir gazeteci olarak kendi adıma söyleyebilirim başkanım. Buyurun. Umarım yeni müdürümüzle onları yaşamayız. Yıpranmış olabilir. Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Bir de ailesinden ayrı yaşamanın da tabii etkisi olmuş olabilir. Sanıyorum ondan. Bir de ama ben şunun için ayrılmış olmasını diliyorum aslında. Hekimlerin reçetelerine baskı yapıldı. Böyle bir duyum var ve bu konuda bir soruşturma açtık biz. Hekimlerin reçetelerine baskı yapılamaz. Hekimin namusudur çünkü reçetesi. Onunla ilgili açtığımız soruşturma sonrasına denk geldi ayrılması. Ben umarım bu hekimin reçetesine baskı yapılmasıyla ilgilidir görevden alınması. O aslında dediğiniz gibi bir neden teşkil edebilir diyorsunuz o konuyla ilgili. Süreç nasıl ilerliyor o konu bazında onu da soralım. Hekimlerin reçetesiyle ilgili dediniz ya o başlığı da soralım. Süreç şu anda ne durumda? İlgili kişiye soruşturma açtık. Soruşturmayı yürüteceğiz. Sonucunu bilgilendiririz sizlere. Sonucunu bekliyoruz şu anda. Tabii. Bu aşamada olduğunu söyleyelim. Evet. Toparlarsak mesajlarınızı almak istiyorum. Bugün aslında süremiz dahilinde Bursa özeli için konuşmaya çalıştık. Türkiye geneli için ciddi anlamda Türkiye pandemi süreciyle mücadelesine uzun bir süre daha devam edecek gibi aslında biz Türkiye'ye pandemi gelmeden önce Çin'in Wuhan kentinde şu kadar vaka oldu, durum budur, tablo budur, insanlar sokaklarda bayılıyordu ve nedenini bilemiyorduk, bu görselleri ve haberleri hep paylaştık. Haberciler adına daha erken başladı aslında COVID-19 haberlerini verme ve gündem takibi. Türkiye'de var ve devam edecek. Bu konuyla ilgili de konuşmaya da devam edeceğiz muhtemelen. Çok teşekkür ediyorum davetimizde kırmadığınız için. Mesajlarınız ne olur şu anlamda, özellikle Bursalılar adına neler söylersiniz? 3 kuralı artık ezberlemediysek ezberleyelim mi başkanım? Acil durum planları yapalım mı? Nedir mesajlarınız? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Vaka sayısını falan bilmiyoruz ama lütfen çevrenizi gözleyin. Vatandaşlarımız çevrelerini gözlesinler. Görecekler ki COVID komşularında, o kadar yakınlarında ki sayı çok arttı. Öyle görünüyor. O 3 önlemi de ezberlemeyelim, uygulayalım gerçekten. Hayatımıza sokalım. Mutlaka uygulamak zorundayız. Çok sık söylenen bir söz vardır. Tam da onu yaşıyoruz şu anda. Hepimiz aynı gemideyiz.
Yöneticiler başka, biz başka, siz başka, vatandaş, sokaktaki vatandaş başka falan değil. Aynı geminin içindeyiz hepimiz. Birlikte ancak baş edebileceğiz bunlar. Ve bize yol gösterecek olan bilim var. Bilimin gösterdiği doğruları uygulayarak baş edeceğimizi insanlık, tüm insanlık bundan başarıyla çıkacak diye umut ediyorum. Hı hı. İnanıyorum da buna. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için ve yorumlar için efendim. Sağ olun diyoruz. Satır başını bugünlük noktalıyoruz. Yani tekrar 17.30'da farklı bir konu ve konukla beraber burada olacağız. Hoşçakalın, mutlu günler. Keşke görebilseydik. O zaman korona